Yurt dışından geliyor bir mesaj, Allah alem. Esselamu aleyküm sevgili Adnan hocam. Muhammed Nagar, Kahire. Röportajlarınızı İngilizce simultane tercüme olarak ve sonrasında internet sitenizden düzenli olarak muhakkak takip ediyorum. Her konuda verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Kur'ani, Rahmani, akla ve vicdana uygun bir bakış açımız oluşması için vesile oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Son günlerde ülkemde devam eden kiliselere yapılan saldırılar ve bu saldırıların devamında ortaya çıkan Müslümanlar ve Hristiyan çatışmasını yorumlayabilir misiniz? Hristiyanlar bizlere Allah'ın emanetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanların yanına hicret etti. Sahabeler hicret ettiler. Evet, değil inşallah. Mi? Peygamberimizin emriyle, evet, talebiyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarıyordu. Hristiyanları üstüne oturtturuyordu. Onlara sevgi gösteriyordu, şefkat gösteriyordu. Sonradan böyle bir yeni türedi, bir ekip gelişti. Zulüm yapıyorlar. Kur'an'ın ahlakına aykırı. Halbuki Kur'an'da var. Size yakın olarak biz Hristiyanız diyenleri bulursunuz diyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Evet. Ve onları la ilahe illallah'a davet edin diyor. E buradaki adamlar ne yapıyor? Gidiyorlar. Adamları katlediyorlar. Bombalıyorlar. Haramdır bu. Çok yanlış, çok ayıp. Hem günah, hem ayıp, hem çirkin. Her yönden anormal. Deccal'in etkisine girmiş durumdalar. Allah'a sığınsınlar. Şefkat, merhamet ve sevgiyle. Yahudilere de şefkatle davransınlar. Hristiyanlara da çok şefkatli davransınlar. Onları koruyup kollasınlar. Makul bir anlatımla, onları böyle tedirgin etmeden, değil mi? Güzel bir üslupla bu konuları anlasınlar. Hatta Cenab-ı Allah ayette güzel bir tartışma dışında onlarla konuşmayın diyor. Evet, inşallah. Nezaketli bir üslupla konuşun diyor Allah. Güzel bir üslupla konuşun diyor. Ve onları Allah'ın birliğine davet edin diyor. Adamlar ne yapıyor? Bir kısmı asıp kesmeye davet ediyor. Öbürleri de uygulamanın peşinde. Bombalıyorlar, asıyorlar, kesiyorlar. O asılan, kesilen, öldürülen Hristiyan ailelere biz başsağlığı diyoruz. Allah onlara kalplerine sabrı cemil nasip etsin inşallah. İnşallah hepsi İslam'ın nuruyla aydınlanacaklar. Kur'an'ın nuruyla aydınlanacaklar. Hazreti İsa Mesih gelecek ve hepsini kucaklayacak. Biz de bu aşamada onları Hazreti İsa Mesih'le karşılaşmaya hazırlıyoruz. İnşallah. Onları çok iyi koruyup kollayarak, şefkatle yaklaşarak yobazların ve bağnazların onları öldürmesi, asması, kesmesi fitnesine sakın yaklaşmasınlar. Onları o şekilde teşvik eden deccaliyettir. Deccal onları zulme itiyor. Halbuki kiliseler, havralar, camiler, değil mi? Allah'ın korumasında Kur'an ayeti var. Aksi zulümdür. Bu zulüme karşı Müslüman kardeşlerimiz Hristiyanlara, Musevilere şefkat göstererek, saygıyla, nezaketle davranarak telafi etmeye çalışsınlar. İnşallah. İnşallah. O zalimler adına da ben o bütün Hristiyanlardan, Musevilerden özür diliyorum. Yani yapılan zulüm, cahillerin yaptığı zulmü telin ediyorum. Onlara yapılan katliamları telin ediyorum. Tabii Müslümanlara yapılan katliamları da telin ediyorum. Onlar da bizim canlarımız. Dolayısıyla Deccal'in yaptığı bütün katliamları telin ediyorum. Yani Müslümanlara, Hristiyanlara, Musevilere yapılan bütün katliamları telin ediyorum. Ve inşallah onlara sahip çıkıyoruz. Hepsinin iyi olması, güzel olması, huzur ve rahatlık içinde yaşamaları için gayret edeceğiz. Bir süre sonra zaten önümüzdeki yıllarda da Hazreti İsa Mesih'in gelişiyle Muhammedilikle de şereflenecekler inşallah. İnşallah. Kur'an'ı öğrenecekler, İslam'ı öğrenecekler. Çok güzel bir hayat onları bekliyor inşallah. Ama bu baskı olmadan olacak, özgür olarak olacak. Kan yok, bir kişinin dahi burnu kanatılmayacak. İnşallah. Peygamberimizin açık vaadi var, sözü var. Bunları göreceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah.